böyle şeyleri halleder zaten. Kızım kurtuldun işte, daha ne istiyorsun? Kurtulmak isteyen kimdi? Bir kere ben seni görmeden nasıl yapacağım? Ben çabuk alışmıştım, mutluydum. Hem keskin nişancı abiyle de arkadaş olmuştuk. O beni kızıyla tanıştıracaktı. Bana da çok sevmiştim. Allah Allah, onlardan bile ayrılamam. Çok üzülüyorum. Tamam tamam, ağlama. Görüşeceğiz yine. Nasıl görüşeceğiz? Yoksa sen? Babanla. Babam anlaştı. Deden sayesinde barıştılar. Yani artık dost olduk. Dost mu olduk? Evet. O yüzden görüşeceğiz. Ağlama, tamam mı? Babamla. Keskin nişancı abi dediğin de sana çok alıştı. Seni sevdiler. Sen sevmedin mi yani? Hayır. Ben de sevdim. Ben de senden hoşlandım. Beklemiyordum ama. Ne? Hoşlandın mı? Gel buraya, kimse bir şey demiyor. Keskin nişancı abi. Keskin nişancı abi. Keskin nişancı abi. Ne oldu, ne oldu? Ne oluyor kızım? Seni bırakacağız hadi. O da benden hoşlanıyormuş. O da benden hoşlanıyormuş. Kim hoşlanıyormuş? Patron. Sussana, sussana. Senin oğlun amca benden hoşlanıyormuş. Yani ben ileride senin gelinim olacağım sanırım. Tövbe tövbe. Bu gençlere akıl ermiyor. Hadi seni babana bırakalım. Niye söylüyorsun sen? Ama heyecanlandım. Babanla da konuşmuştum ki ben sana aşık olduğumu. Babamla mı konuştun? Evet, seviyorsan git söyle dedi. Ben de sana hemen söylemiştim zaten. Delisin sen ya. Evet, deliyim. Hadi gençler, gidiyoruz. İnanamıyorum. Gerçekten beni bu eve mi bırakacaksınız şimdi? Kızım senin evin ya burası zaten. Ne güzel işte. Ya ben gelmek istemiyorum. Bir kere benim özgür iradem var. Ben sizinle yaşamak isterim. Hem keskin nişancı abiyle silah kullanmayı bile öğrenmiştim. Gerçekten işinize yarayabilirim. Hemen tipimi değiştirip bir mafya olabilirim. İsterseniz mafya görürlüğüm de çok iyidir benim, lütfen. Kızım olur mu öyle şey? Senin baban mafya. Çok mafya olmak istiyorsan git babanın yanında ol. Ya ne kadar kötüsünüz siz. Beni kendiniz alıştırdınız. Sonra da beni terk ediyorsunuz. Kızım ama senin gitmen lazım. Lan sen niye ağlıyorsun? Yok patron. Öyle silahım sıkışmış da. Onu kontrol ediyordum patron. O yüzden ağlamıyorum, ağlamıyorum. Keskin nişancı abi. Biliyorum benim için ağlıyorsun. Sen de bana çok alıştın. O silah tutuşunu çok özleyeceğim senin. Hele o silahla havaya ateş atışını. Her şeyini çok özleyeceğim. Keskin nişancı abi. Sen dünyadaki niye keskin nişancısın insanların? Tam popusundan bile vurursun. Oradan uzaktan 300 metreden görürsün. Bana güveniyorsun değil mi Büşra? Tabii ki de güveniyorum. Şaka mısın sen? Çok güveniyorum sana keskin nişancı abi. Bakın lütfen ya, ben sizde kalayım. Kızım hadi uzatma. Oğlum. Efendim baba. Hadi kızı evine bırak. Kendisi de gitmeyecek bu. Baba. Yürü dedim. Hadi beni evime bırak. Bak çok üzgünüm. Nasıl gideyim, yollarda yürüyemem ki ben. O yüzden beni evime bırak, tamam mı? Annem de seni görsün, babam da. Tanışın şimdiden, sonuçta ileride damat olacaksın bu eve sen. Neyse ben arabadayım. Hadi kızım gir sen de. Babamın yanında öyle konuşma. Ya sus ya, karışma bana, istediğim gibi konuşurum. Şimdiden alışsa iyi eder. Biz bir kere aşığız birbirimize. Neden bunu saklayalım birilerinden? Değil mi keskin nişancı abi? Ben de arabaya gideyim en iyisi. Sen bırak gel. Keskin nişancı abi. Efendim? Vallahi bak abi, ben senden çok memnunum. Hakkını helal et. Çünkü ben öce istedim, gittin gratisten aldın. Mac istedim, gittin gratisten aldın. Hepsini aldım değil mi ben? Evet, hepsini aldım. Vallahi sen süper bir keskin nişancısın. Kesinlikle kızın çok şanslı. O yüzden benim babama desem ki, babacığım gratise gider misin, vasıfsıza gider misin? Yok ya der. Mafyayım ben, oralarda ne işim var der. Tam var ya, hakiki mafyalardasın. Hem delikanlısın hem de kızların ruhundan anlıyorsun keskin nişancı abi. O yüzden senin kızın çok şanslı. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi damat, beni eve bırak. Damat mı? Evet damat, hadi bakayım. Büyük ihtimal bu saatte annem evdedir. Gel bakalım annemle tanış sen. Anne! Anne neredesin? Kızım döndün demek. Kızım yavrum. Ya döndüm anne, döndüm işte buradayım. Yavrum çok üzülmüş.
Adem'e neden karışıyorsunuz? Ben artık orada yaşamak istiyordum belki de. Ne demek orada yaşamak istiyordum? Kızım evine döndün, ne güzel evindesin işte şu anda. İyi misin? Ateşin falan mı var? Ne ateş anne, ne ateş ya, hasta falan değilim. Ben orada yaşayacaktım. Ne güzel keskin nişancı abi vardı. Bana silah kullanmasını öğretti. Siz öyle misiniz? Kızım biz ne yaptık? Bizim ne suçumuz var? Babam senelerdir mafya. Bir kere silah tutmasını öğretti mi bana? Nasıl baba? Baba dediğin her şeyi öğretir. Bak başka mafya, o keskin nişancı babacılar her şeyi öğretiyor. Siz sahte mafyasınız. Bence fake. Fake yani. Ben bu Adidas'ın Nike'ın böyle replikasını, fake'ini kullanıyor ya insanlar. Siz de öyle fake mafyasınız bence. Gerçek değilsiniz. Gerçek olsanız bugüne kadar keskin nişancı abim gibi bana bir şeyler öğretirdiniz anne ya. Kızım silahla ne işin olur senin? Küçücük kız. Ne küçücüğü anne ben? Allah Allah, küçüklük mi kalmış ya? Bu da kim gelen? Ayak sesi geliyor. Oma anne. Bu kim kızım? Oma anne işte baksana, neye benziyor sence? Şuna bir bakar mısın yani? Kızım bu çocuk kim? Anne ne çocuğu Allah aşkına? Yani birazcık büyüse evlense benimle olur yani. Senle mi bir şey, nasıl konuşuyorsun sen? Yani anne büyüyünce evlenebilir bu çocuk diyorum yani. Efendim merhaba. Ben kızınızı teslim etmek için getirmiştim de. Utangaçız demek ki normal hayatta. Şu an kim böyle bir arkadaşın olduğunu bilmiyordum ben. Tabii arkadaşım değil ki anne, o benim sevgilim. Nasıl ağzımdan kaçtı, söylemeyecektim değil mi ben bunu? Ne oldu? Aşkım bir şey mi oldu? Büşra aşkım neymiş? Ya anne ya, Allah Allah. Ya Rabbi, mağaradan mı geldik ya? Aşkım diyebilirim bir kere ya. Ben her zaman aşkım lafını kullanıyorum bir kere. Neyse efendim, ben rahatsızlık vermeyeyim daha fazla. Ne rahatsızlığı ya? Kendi evin gibi takıl. Zaten ileride damat olmayacak mısın sen bu eve? Anne bundan iyi damat mı bulacağız be? Şuna baksana yani. Şu tipe bak, şu yakışıklılığa bir bak anneciğim. Şu an gel buraya. Tamam çocuğum, teşekkür ederim. Sen de gidebilirsin. Anne öyle davranma, sen kötü kaynana mı olacaksın benim başıma ya? Kötü kaynana mı olacaksın sen benim başıma? Özür dilerim efendim. İyi günler. İyi günler çocuğum, iyi günler. Ay inanmıyorum anne. Nasıl davrandın öyle sen o çocuğa? Yazık değil mi? Utandı. Mafya çocuğun düştüğü hale bak ya. Ne mafyası? Bildiğin aşiret paketi. Aşiret paket mi? Ay anne sen de biliyorsun böyle şeylerin. Sosyal medyada takıldığın kadar var. Aşiret paketi. Bunu da sevdim ama. Neyse git, ben özür dileyim o çocuktan. Hey hey dur bekle. Ne oldu? Ya annem için kusura bakma. Mafya karısı olduğu için biraz gergin ve stresli. Çünkü mafya karısı olduğu için içi sıkılıyor kadının. Ne yapsın yani? Mafya karısı olmak kolay mı ya? Kolay mı? Değil. Tamam Büşra, sen saçmaladın. Annenin de suçu var. Ya tabii tabii. Ben de saçmaladım. İleride ben de mafya karısı olacağım. İnşallah annem gibi stresli olmam. Stres olursam kırışıklıklarım artar. Sonra beni beğenmezsin ya. Ben bu konuyu bir daha düşüneceğim. Hangi konu ya? Bu senden hoşlanma konusunu bir daha düşüneceğim. Ne yani, benden hoşlanmayacak mısın? Ay inanmıyorum, terk edildim sanki. Aşağı yukarı gel. Of tamam anne, zaten yuvamı bozdun. Çağırırsın. Ne yuvası? Boşver anne, sen ne anlarsın? Ben bir haftada onlara çok alışmıştım. Resmen yuvamdan ayrılmış bir kuş misaliyim şu anda anne. Bu evde anlıyor musun beni? Yuvamdan ayrılmış bir kuş gibiyim. Yarın alışverişe gidince tekrar yuvanda hissedersin. Ay alışveriş mi? İstersen gitme, çok alıştın sen onlara. Onlara git. Yok ya, o kadar da alışmamışım sanırım. Neyse vazgeçtim anneciğim. Tabii ki de giderim yani. Ne alışması sizin gibi aileyi bırakıp, manyak mıyım? Kim bırakır gider yani? Şöyle ol, yola gel. Arkadaşını da ara. Ay evet, benim arkadaşım vardı. Allah'ım, mafyacıklar beni kaçırdıktan sonra arkadaşlık hayatını unuttum. Sanki yıllardır tek başıma o mafyalarla yaşıyormuşum gibi. Benim birilerine alışma hızım hemen ne kadar fazla böyle. Anne Allah'ını seversen niye böyle doğurdun beni sen? Neyse ben Berna'yı arayayım anneciğim. Ne tuhaf kızım var. Anne. Ne oldu kızım? Tuhaf olan ben değilim. Sen benim genetiğimi yanlış seçmişsin. Babam tuhaf. Sen gidersen mafya, kocuş bulursan kendini alacağım. İşte gel buraya. Terlikle döveceğim seni. Aa inanmıyorum. Sanki annem mağaradan kaçmış. Terlikle dövecekmiş beni ya. Alo. Berna kanka. Kızım kurtuldun mu mafyaların elinden? Evet kurtuldum.
Ya Mişra. Ne oluyor Berna? Ya niye kurtuldun? Daha heyecanlı olurdu. Beni hiç mafyada kaçırmıyor. Lanet olsun seni kaçırdı. Hayallerin gerçekleşti senin. Benim hiç hayallerim gerçekleşmiyor. Oysa geçen konuşmuştuk. Beni de mafya kaçırsın diye dualar etmiştim. Ama benimkini kabul etmedin. Seninkini kabul ettim. Sus sus. Yaramı açma Berna. Zaten kurtulduğuma çok mutsuzum. Ben de olsam mutsuz olurdum. Bunca yıl hayalet. Hemen bir haftada kurtul. Hiç olacak iş mi ya? Çok üzgünüm Berna. Sana anlatacaklarım var ama çok anlatacağım şeyler var. Ne anlatacaksın ki? Yarın konuşuruz. Kafede buluşuyoruz. Seni biriyle tanıştıracağım tatlım. Kimle tanıştıracaksın? Kız yarını bekle işte yarını. Hayallerimizde olan biriyle tanıştıracağım. Ben buldum. Sana da kısmet olursa bulursun ileride. Ama seni maalesef mafya kaçırmadı ki işte. Ne yapacaksın yani? Mafya kaçırsaydı sen de bulurdun. Ama mafya kaçırmadı. Seni yapacak bir şey yok. Berna. Of ya. Dalga geçiyorsun değil mi? Tabii sen hayallerini gerçekleştirdin. Şimdi benimle dalga geçersin. Bir de arkadaşım olacaksın sen benim. Tamam hadi yarın görüşürüz. Bay bay. Ne yapayım yani Berna'cığım? Benim suçum mu? Allah Allah. Seni de kaçırsaydı. Demek ki mafya seni kaçıracak kadar önemsemiyor Berna aşkım yani. Ay kaç dakika oldu ondan ayrılalı. Bakayım saate. Oha 10 dakikadır mesaj bile yazmamış bana. Oysa ki ben ona telefon numaramı bile vermiştim. Yazık yani hemen arayayım. Alo. Efendim Büşra bir şey mi unuttun? Ben bir şey unutmadım. Sen bir şey unuttun herhalde burada. Beni buralara attınız gittiniz. Hem de aramıyorsun beni ya yazıklar olsun. Unuttun değil mi beni? Beni unuttun değil mi sen? Kızım daha gideli 10 dakika olmadı. 10 dakikada bile unuttun demek ki beni. İnanmıyorum. Lanet olsun sana lanet. Tam ayrılmayı düşünüyordum ama senden vazgeçtim geri. Kesinlikle vazgeçiyorum. Hadi yarın görüşürüz. Yarın mı? Evet kafede görüşürüz yarın. Ne kafesi? Bizim işimiz gücümüz var. Öyle her zaman gelemeyiz. Öyle her zaman gelemeyiz deme bana. Geleceksin mecbursan. Benim canımı sıkma. Ne ya ne? Mecburluğum ne mecburluğum var? Geleceksin ben yarın arkadaşlarımla dışarı çıkacağım. Arkadaşlar mı? Nasıl arkadaşlar onlar? Cenk ve Berna. Berna okey de Cenk neymiş? Gelince görürsün hadi bay bay. Gelmezsen de göremezsin. Baksana ne kadar şanssızlık değil mi? Hayat seçimlerden ibaret aşkım. Eğer gelirsen görürsün. Gelemezsen görmezsin aşkım. Bay. Ya ben bu filmleri iyi ki izlemişim ya. Erkekleri bu yüzden insanları erkekleri çok iyi tanıyorum. Gaza getirdim kesinlikle gelecek. Hemen cildime maske yapmam lazım. Yarına da az kaldı. 20 saat var azıcık bir sürem var. Yarın hazırlanmak için koşup hazırlanmaya başlamam lazım şimdiden. Anne ben kaçar. Tamam dikkat et Büşra. Anne dikkat edecek bir şey yok. Artık hem mafya sevgilim var hem de mafya babam var. 2x ya hayatı bu kadar şanslı gelmek ve ben. Çok iyi. Berna bile kıskanıyor beni mafya kaçırdığı için. Çok şanslıyım Allah'ım. İyi ki de bu kadar şanslı bir kızım ben. Mafya kaçırdığı için mi? Şanslısın. Evet anne insan hayatı bakış açısı pozitif olmalı. Neden dersen? Yani pozitif bakarsan eğer beni mafya kaçırmasaydı o çocukla. İsmi neydi lan? Lan ben çok hikayeye kendimi kaptırdım. İsmini bile bilmiyorum sormadım. Büşra. Ya anne bugün sorarım ya. Sonuçta adı mafya çocuk olarak da kalabilir. İsimler önemli değildir. İnsanları isimleri sadece bir isimdir. Yaş gibi yani. Mesela sen 45 yaşındasın anneciğim. Ben 45 değilim bir kere. 43,5'ım. Ay anne çok şey fark etti gerçekten. Büşra. Ya işte anne öyle yani. Ben de demek istiyorum ki yaş gibi sayı yani. Bilsem ne bilmesem ne. Sonuçta onunla beraber ruhlarımız birleşti. Anneciğim. O yüzden ben onu her haliyle seviyorum. Bye. Sakın o çocukla görüşme. Ay inanmıyorum televizyondaki filmlerdeki gibi. Annem çocuğu istemiyor. Ay çocuğa tuzak falan kurması Allah korusun yani. Yıllar sonra gelen kısmetimi onun yüzünden tepdiremem ya. Kızım otursana ne aval aval bakıyorsun. Git kahveni al gel otur şuraya. Oturmuyorum. Sen bana ihanet ettin Büşra. İhaneti kızım ben sana ne yaptım da sanki. Tek başına nasıl kaçırılırsın kankanı bırakıp? Sen niye böyle değiştin ya? Saçlarını falan değiştirmişsin. Tabii saçlarımı sana yakın renkte boyattım ama koyu oldu. Beni sen sanarlar da solunda biri gelir beni de kaçırır diye. Şansımı deneyim dedim. Ay bu kadar aptalca bir şey duymadım hayatımda.
kaçırıldım. Şimdi kaçırılmayanın halini de anlamazsın. Kaçırılmamak ne kadar zor bir şey sen bilmiyorsun Büşra. Of tamam biliyorum, eskiden ben de yaşadım aşkım. Özür dilerim tek başıma kaçırıldığım için. Bir daha söz veriyorum, kaçırılırsam hiç seni arayacağım. Hatta kaçıran kişi diyeceğim ki lütfen benim Berna diye bir tane arkadaşım var. Onu da kaçırın diyeceğim. Söz mü Büşra? Söz söz. Diyeceğim Cem. Allah'ım ya, manyak mı? Kaçırırken adama bunu mu diyeceğim? Deli mi ne? Hadi git kahveni al. Oley tamam. Ya kaçırılırken haber ver. Oo. Büşra şanslısın sen zaten. Bir daha kaçırılırsın öyle değil mi? Kaçırılırım tabii tabii. Şanslıyım. Ay delireceğim ya. Tamam ben de onun gibiyim falan ama yine de zeka olarak aramızda birazcık fark olabilir. Allah'ım kaçırılırken ne diyeceğim alo kanka? Hadi ben kaçırılırım, seni de alak mı diyeceğim, ne diyeceğim bilmiyorum ki yani. Sen bana önemli ne anlatacaktın? Bekle birazdan göreceksin. Yoksa kaçıranla beraber bana hediye aldınız değil mi gönlümü almak için? Ay zart ya. Sana kedi almaya götürdüm adamı beni kaçırırken. Tatile çıkmadım canım aşkım. Kaçırıldım biliyorsun değil mi? Bir tane alana kapatıyorlar insanı, oraya kaçırılıyorsun ya. Of çok güzel ya, tam bir matbat hikayesi. Keşke beni de kaçırsalar. Neden kaçırmıyorsunuz beni? Acaba tipimi mi beğenmiyorlar? Bence %50 zihin engelli olduğun için olabilir acaba, acıdıkları için. Anlamadım kanka. Yok bir şey ya. Bilmiyorum neden kaçırırlar seni de merak etme. Sen buna inan, güven kaçıracaklar. Sen de ben inanıyorum şahsen ya. Anladım kanka. Umarım beni de kaçırırlar. Hadi merak ettim şu sürprizini. Ortam sakin patron. You can see the writing on the pavement. Young kids that growing up in basements. Online a whole... Bu da kim? İnanmıyorum kanka. Yoksa beni kaçıracak mısınız beyefendi? Kaçıracaksınız ben hazırım. Yo kaçırmayacaktım. Ne diyor Büşra bu? Büşra mı? Büşra sen onu nereden tanıyorsun? Beni kaçıracak adamı bile elimden alıyorsun ya. Kızım manyak mısın? Ne kaçıracak adamı? O zaten beni kaçıran adam. Sen benim elimden alacaksın beni kaçıran adamı. Deli misin sen? Ne? Seni kaçıran mı? Hem de Playboy. Ya sen şanslı mısın? Ultra mega şanslı mı geldin? Beyefendi beni de bir gün kaçırır mısınız acaba sizden rica etsem? Bakın üstüne para bile veririm. Berna o kaçıramaz artık kimseyi. O beni bir kere kaçırdı. Başka kimseyi kaçırırsa onun aklını kaçırırım vallahi yani. Benim canımı sıkma. Niye kıskanıyorsun sen onu anlamadım. Kızım anlasana. Bizim hayal ettiğimiz gibi bir tane mafya babası kaçırır. Onun yakışıklı bir oğlu olur. O da esas kıza aşık olur. Bir aşk başlar. Bir şey çaktı mı? Kafanda yıldızlar uçuşuyor mu şu anda? Birinin mafya babası oluyor. Onun oğlu oluyor. Onun oğlunun esas kızı oluyor. Esas kız. Esas kız nerede o zaman kanka? Allah belanı versin, esas kız benim işte, daha ne? Benden iyi esas kız mı göreceksin sen? Senle mi aşk yani? Benim böyle bir hayalim vardı ya. Her şeyimi çalıyorsun ya. Kızım ne çalacağım? Yaşasaydı seni kaçıran yok işte. Benim babam sağ olsun birilerini dolandırmış, beni kaçırdılar. Ay süper ya. İyi ki dolandırmış. Dolandırıcı olacağını da sevinemezdim herhalde babamın ama çok seviniyorum ben. Ya kanka beni de kaçırsın, arkadaşı falan yok muymuş? Kızım git manyak mısın? Siparişte mi vereceğiz bu ya? Allah Allah ya. Bu pizzacı mı? Burger King mi? Siparişte mi kaçırılma oluyor? Hanımlar muhabbetinizi bölmek istemem ama neyden bahsediyorsunuz? Yok bir şey. Bir şeyden bahsetmiyoruz. Ben gidiyorum. Berna, seni tanıştırmaya getirdim ya. Yok istemiyorum. Belki dışarı çıkarsam kaçırılırım kanka. Senin normal bir arkadaşın yok mu ya? Şuradan bakar mısın bana? Ben normal miyim de arkadaşım normal olsun? İnsan üzüm üzüme baka baka kararıyor. Anladın mı? Yani tamam normal değilim ama işteyse biraz zekam var. Berna bana baka baka kararmadı yani, daha çok deliriyor yani. Ben anlamadım gitti. Kaçırılmak için hayal mi kuruyordunuz siz? Evet kuruyorduk, ay sonunda kaçırıldım ama senin sayende. Çok teşekkür ederim sana. Benim hayallerimde daha ilk başta bile olsa destek olduğun için. Ne destek oldum ben ya? Bir şey yapmadık ki, kötülük yaptık kızım sana aslında biz. Hiç öyle olur mu? Her şerde bir hayır varmış. Görüyorsun. O yüzden senin beni kaçırman hayallerimi gerçekleştirdin ya. Nasıl bir erkeksin sen ya? Daha tanışır tanışmaz hayallerimi gerçekleştirdin. Ya sabır. Kafam allak bullak oldu benim burada.
Arkadaşın da gitti. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim de. Sen ismin neydi ya? Sen bana daha ismini bile sormadın hiçbir zaman. Evet ya, bir hafta sonra oturdum, ismini bile sormadım sana ya, şaka gibi değil mi? İşte yalandan aşık oldun bana, o yüzdendir. Yoksa ismimi merak ederdin. Ya hiç yalandan olur mu? İsim bir kelimedir. Annenin babanın Allahu Ekber diyerek kulağına söylediği bir şeydir. Ama senin gibi birisi isimden fazlası olduğu için ismini bile sorma gereksinimi duymadım. Başka da bir şey uyduramazdım zaten. Benim ismim Kemal. Kemal mi? Ay ben Berkcanlara falan alışkınım. Kemal'e nasıl alışacağım? İyi o zaman, git Berkcan bul. Ya tamam bırak yani. Ha alışırız Kemal yani, olur. Kemal deriz işte, ismi hiç önemli değil. İnanmıyorum yani, isim de birazcık hiç yakışmıyor. Şu çocuğa bu isim konur mu yani? Bu çocuğun hayatını mahvetmiş babası ya. Allah'ım nasıl kurtaracağım bu çocuğu ben bu duruma? Acaba nüfus müdürlüğüne gitsek mi? Hadi kalk gidelim. Niyeymiş o? Şu isim olayını bir halledelim. Yok, benim ismim böyle iyi. Tamam mı? Ayrıca dedim sana, dün şu hoşlanma olayını bir düşünmem gerek dedim. Düşündüm, taşındım. Bunu söylemek için çok erken olduğunu karar verdim. Eysi, gülüm, ben gidiyorum. Lan terk edildin mi ben şimdi? Yo, daha terk edilmedin. Bir iki dakika sonra terk edileceksin. Ama yine de sonrasında düşünürüz gülüm. Bay bay. Ay gülüm falan ne bu ya? Gerçekten annemin dediği doğru. Aşiret paket ama olsun. Aşiret paket de olsa bu terk edilme konusuna katlanamam. Ne yapacağım ben şimdi? Resmen terk edildim ya. Kızım kalk, kaç saat bu parkta oturacaksın? O gelene kadar otururum burada. Bir ömür boyu otururum. Belki gelir. Sen git hem de Cenk ya. Sana mı ya? Kızım kalk gidelim. O gelmez. Hem ne buldun o adamda? Fotoğrafını gösterdi, resmen kuru. Maç onun teki. Sen karışma onda. Ben çok şey buldum. Sen anlayamazsın bunu, tamam mı? Kızım bunca yıldır benim gibi karizmatik, kibar, naif erkekte bir şey bulamadın. Onda mı buldun? Evet, seni istemiyorum. Allah Allah ya, sus ya. İstemiyorum dedim, istemiyorum. Hem o beni kaçırdı, tamam mı? Bu çok önemli bir şey benim için. Sen de bugüne kadar akıllı olsaydın bunca yıl yanımdaydın, beni kaçırırdın, tamam mı? Kaçırdı, sonra aileme teslim ederdin. Ooo çok... Çok karizmatik olurdun gözümde. Tek sorun kaçırmak yani, öyle mi? Benim kaçırmadığım. Evet. Ay, aptalsın işte. Kafam basmıyor bunlara. İyi, bundan sonra kaçırayım ben seni. Sus lan. Öyle olur mu sipariş verilmiş gibi? İstemez artık, çok geç. Başkası kaçırdı, ona aşık oldum yani. İhanet dedim ona. Of ya, keşke bilseydin daha önce. Büşra? Efendim Kemal'ciğim. Niye buradasın? Kemal mı? Sen eve gitmiyor muydun? Cenk de parkta takılıyoruz. Sen terk ettikten sonra beni teselli ediyordu. Canım arkadaşım benim ya. Hadi. Canın arkadaşına falan bakma hadi. Evine git, evinde ağla. Hem ne kadar çirkin olmuşsun ağlayınca. Git makyajını falan düzelt evde. Ne? Hemen gidiyorum. Makyajım falan kötü olmuş ya. Sen de uzak durursun herhalde bu kızdan. Uzak durmuyorsan sıkalım yani, değil mi patron? İndir lan o silahı şehir merkezinde. Tamam patron. Ne don ya sen? Maganda mısın? Çok yaklaşırsan ne olduğumu gösteririm. Hadi gidelim artık biz de. İnanmıyorum ya. Büşra. Ne var ya Cenk, eve gideceğim. Hiç söylemiyorsun da, ne kadar kötü arkadaşsın sen. Kızım o buradan uzaklaş, benim yanımdan tehdit et. Hayır, beni umursamıyor bir kere o. Umursuyor. Belli oldu. Ne? Umursuyor mu? He umursuyor. Da var ya, seni umursamıyormuş gibi davranıyorsa taktik yapıyor. Öyle mi? Ben seni kaçırsam var ya, bu korkudan hemen der ki ben senden hoşlanıyorum. Ya öyle mi der? Evet öyle der. Tamam o zaman ben, hadi beni kaçır. O da beni kurtarsın. Aynı filmlerdeki gibi çok heyecanlı. Yine bir heyecanlı sahnenin içindeyim ya Rabbim. Hayatım hep böyle aksiyon filmi geçmesi için mi yaratıldım acaba ben? Hadi kaçır beni. Bak seni nasıl kaçırdım, aynı o günkü gibi oldu mu? Aptal mısın sen ya? Kaçıra babanın iş yerine mi kaçırdın? İşte senin genetiğinde mafya olmak yok ki, siz normal bir ailesiniz. Benim babamı ya da Kemal'in ailesini nasıl anlayabileceksin ya? Burada herkes bizi bulur bir kere ya. Ay kaçırdığı yere bak ya Rabbim. Sen idare eder şimdilik, hiç değilse kıskanır. Hadi Kemal'i ara. Peki ben bu kızı kaçırdım de. Sen gelip almazsan tek başına gel. Bak sıkın polislerle gelme. Karkak adam olursun ne? Mafyalar öyle gaza gelir. Zaten erkekliğe sığınır hemen. O yüzden tek başına gelir, beni kurtarır burada. Tamam arıyorum hemen. Alo merhaba. Bir şey söyleyecektim ben. 2 dakika müsait misiniz? Kapat şu telefonu. Kapat.
Ne oldu be? Aptal! Sanki kurye getirmişin gibi davranıyorsun. Sen mafyasın ya. Birazcık sert olsana. Allah'ım yarabbim. Alo, bir dakika, müsait misiniz diyor. Ya Allah Allah, ben müsait değilim. Kapatıyorum diyecek, sonra göreceksin gününü. Tamam be. Tekrar arıyorum. Alo. Ben mafyayım. Allah'ım sorun ya. Ben mafyayım denir mi ya? Ben mafyayım denir mi ya? Ne diyeceğim, bir şey ol ya. Hiçbir dediğimi beğenmiyorsun ya. Alo. Ses gelmiyor. Alo. Alo. Ben aşiret paket çocuğuyum. Çıldıracağım. Aman tanrım, bir şey. Çıldıracağım. İnanmıyorum. Aptal. Ben Büşra'yı kaçırdım. Eğer gelip almak istiyorsan gönderdiğim adrese gelirsin. Tabii kendine güveniyorsan. Aynen aynen. Öyle de kendine güveniyorsan da gaza getir onu. İmdat. İmdat, kurtar beni Kemal. Kemal kurtar beni. Kemal kurtar lütfen mini Kemal. Görüyorsun kızın sesini. Çok acı çekiyor. Çabuk gel. Bak nasıl ama, wow, tam tebrik edilecek bir roldü. Aşiret paket çocuğuyum ben diyor. Allah'ım, ne çocuğun olduğunu bilemem ama. Şu an ağzını bozma. Ne ağzımı bozacağım ya, ben manyak mısın? Ne çocuğusun dedim, Allah Allah, neyse ya. Hadi bekleyelim şurada. Of ya, nerede kaldı bu ya? Şimdiye gerçekten kaçırsam ölmüştüm, ölücüklerim çıkmıştı ya. Allah Allah, nerede bu ya? Gelin herhalde birazdan. Hadi bu yemeğe sipariş vermedin mi sen? Niye gelmedi daha? Yo, sipariş vermedim, gidip alacağım. Aptal, ne demek gidip alacağım ya? İki dakika şurası zaten. Salak, sen beni kaçırdın ya, yanımdan niye ayrılacaksın? Çıldıracağım ya. Filmde çeviremiyoruz seninle beraber yani. Zeka gerekiyor tabii, film yapmak, çevirmek, oynamak kolay. Herkes ben değil ki bu hayatta yani, senaryo yazsın, oynasın. Ya Allah'ım, yeteneklerimi çok küçümsediğim için özür dilerim Allah'ım. Bu oynayamıyor bile ya. Hemen iki dakikaya gelirim ben. Aptal, git çabuk. Zaten bunda geleceği yok. Hemen git gel. Acıktım zaten, Allah Allah ya. Of, bunlar da ne ya? Şunları kontrol edeyim bari. Bu bidon mu ne ya? Acaba ne var ki içinde? Allah Allah. Burası yoksa kuaför mü ya? Şampuan mı? Ay, saçlarımı sürsem mi acaba birazcık ya? Ne yapsam? Yoksa acaba... Ay, saç bakım kremi bu kesinlikle. Dur biraz alıp da süreyim ya. Oyuncu seni. Demek ben anlamayacağım ha, böyle merak ettireceksin kendini. Yer mi bunu Anadolu çocuğu? Ay, güzel oldum herhalde, saçlarım biraz bakımlı olur. Ayna nerede ya, burada? Neyse, telefonun kamerasıyla bakayım nasıl oldum acaba? Aaa, buralar! İnanmıyorum! Saçlarım ne hale gelmiş! İnanmıyorum! Büşra? Yok yok, öyle biri yok burada kesinlikle. Lütfen gidin, lütfen gidin, böyle birisi yok, hayır gidin. Büşra sensin biliyorum da, bu arkadan değişik gözüküyorsun. Yok ben değilim Büşra, inanmıyorum, bir de bu halde görecek, sabah öyle görmüştü. Kesin soğuma sebebi, çocuk bir kez ayrılmadıysa da kesin ayrıldı benden ya. Çıldıracağım. Büşra dönsene. Hayır, dönmem dönmem. Dönsene arkana, ne olacak ya? Yok yok, dönemem dönemem, Allah'ım ne yaptım ben ya? Yağıymış bildiğin, araba yağısı ya Rabbi, teker yağısı mı, araba yağısı mı, saçlarımı ne hale getirdi? Dön hadi. Bismillah. Ya niye öyle davranıyorsun Allah Allah? Bir kere yıkayınca düzelir saçlarım, tamam mı? Saç dediyse düzelir, yüz düzelir, her şey düzelir. Yani önemli olan insanlık değil midir, kalp değil midir? Niye böyle davranıyorsun? Ha, sen kaçırılmıştın ya hani. İşte kaçırıldım ya, saçlarımı ne hale getirdiler? Bir insana yapabilecek, bir kıza yapabilecek en büyük kötülüğü yaptılar ya. Hadi hadi gidelim o zaman kaçırıldıysa. Yok gidemem, olmaz yani. Çocuk gelsin de öyle gidelim. Ha, seni kaçıran dışarı çıktı. Sen buradasın. Kapı açık ve çıkmıyorsun, öyle mi? Yani ben sadık ve dürüst bir insanım. Sakın çıkma, tamam mı dedi. Ben dedim ki tamam dedim. O yüzden ona karşı yalancı olmayayım diye. Kaçıran adama karşı yalancı olmayayım. Büşra, yemezler. Hadi yürü bakayım. Ben biliyorum mahsus yaptığını. Hayır gelmiyorum. Bir kere sen bana çirkin dedin ya. Çirkin dedin ya. Hem de benden ayrıldık bitti dedin. Doğru bir karar vermişim şöyle bir bakınca. Saçlarım da kötü oldu. Ne yapacağım ben şimdi? Hadi gidelim, annengile bırakayım seni. Yolda görürlerse, nesli tükenmiş bir şey sanabilirler seni. Bu kez kesinlikle hayati durumu kötü olur. Ya dalga geçiyorsun. Gitmiyorum seninle. Git başından. Gel bakayım buraya. Ya bıraksana, Hanzo musun sen be adam? Hanzo ya, bu adam Hanzo ya. Bir daha bu kuzun yanına yaklaşma dedim. Ama bu iki etti. Üç ettiğimde affetmem. Affetmez vallahi, kaçırırız seni de, ben karışmam o zaman. Abi, araba binecek misiniz? Yok, biz yürüyerek gideceğiz.
sonuna geldik bu smük saçlarımla beraber. Çok harikayız değil mi arkadaşlar? Bence de öyle. Dur şu sahneyi böyle alsam daha güzelmiş. Bir deneyelim bakalım. Evet, böyle daha güzelmiş, öyle değil mi? Aynen böyle daha güzel. Evet arkadaşlar, like atmayı kesinlikle unutmayın. Abone misiniz alttan kontrol edip hemen de like atın arkadaşlar. Devamını istiyorsanız eğer bu serinin arkadaşlar. Bunları yapmalısınız. Görüşürüz. Bye bye.